kokuyor, böyle memleket havası. Fakat yerel kanallarımızda kan gövdeyi getiriyor. Öyle güzel mizahlar var, buradakiler anlamıyor. Dışarıdan bakınca çok asil, çok komik şeyler oluyor. Bak, for instance, for example. Şimdi, mesela biz haşlak yetiştik, utangaçız. 5 kızın arkasından doğduk. Mesela kadına, kıza çok saygı duyuyorum çünkü 5 ablam vardı. O terbiyeyle büyüdük. Mesela evimize bayan konuk geldiğinde biz karşısına oturmayız. Çaprazında otururuz çünkü. Hakikaten üstü açılabilir. İlle karnının taşına oturmak zorundayız. Kaçıyor. Vallahi önemli. Neyse. Mesela ben otopark var benim İstanbul'da. Tam şarkı söyleyeyim. En üstte bir araba durmuş. İçeriden camlar buharlaşmış. Yanar. Ne dur? Bu arabada ne yanar? Hemen güvenliği gönderin. Ayıp. Gidin başka yere. Utangaçız yani. Ben mesela eczaneden her şeyi isteyemem. Nedense eczanenin bütün satıcıları bizim kızlarımız hep kız olur. La bir de böyle erkek tezgahlar. Ayıp. Mahmut'u yollarım hep. Çünkü babası yemişim. Hiç utanmaz. Babası yemişim. Utanmaz. Ne utanmaz. Yine benim bir düşünen bir abimiz gitmiş. Tuhafiyeciden iç çamaşırı alacak. Baktı ki bir kızımız gene sabah külotları. Dedi ki bir iş dönücük alacak. İş dönücük deyince yumuşadı sanki entare oluyor yani. İş dönücük yani. Masum. Kız da çok iyi niyetli hakikaten dedi ki bilmeden silik mi kullanıyorum şu an? Dedi ki bazen sileyelim bazen silmeyelim. Öyle bir resimde var. Adam ne bir silik mi kullanıyor? Yani adamı bunalama sokarlar ya. Dedi uşağım bazen sileyim. Ve Zerrin ablamın anlattığı Zerrin Ongan ve Hüseyin abi tiyatrocumun anlattığı şeylerde sıra. Bir tanesi şu. Ars Arak tarafından bir teyzemiz yerel kanalımıza bağlandı, ütü kazandı. Ütüyü kazandı. Sunucu kızımız da ütüyü vermenin muzaffer edasıyla konuşma hakkı buluyor kendinden. Sorular sorular hocam. Teyzeciğim işte yayınımızı nasıl buluyorsunuz dedi. Uşum dedim. Bizim televizyonun otomatik o buluyor biz bulmayalım. Aha. Ya. Bir yer var. Ve favorilerimden bir tanesi de şu. Tonyalı bir dede 80 yaşında geldi Galata'da. Bastonu koydu ha böyle. Bakay dedi de dümdüz. Kızımız geldi, o kızın adını bilmiyorum, çok da seviyorum onu ama. Hep de çantası kolunda duruyoruz röportajda bakın. Sanki Raşat Ecevit, koy o çantayı. Evet sayın seyircilerimiz. Galata'da bir büyüğümüz, bir amcamız var. Uzaktan bir profesör gibi. Sizi tanıyabilir miyiz? Emice hiç istifini bulmadı da böyle. Bilmem bu şu an bak bakar beni tanıyorsun. Çok güzel abi ya. Ya budur ya. Genel televizyonları izleyin, çok izleyin. Ben bayılıyorum abi. Bir tane daha şimdi. Bıcakarı geldi köyden, gelinle kolunda. Tam manavdan geçer ki dedi ki, uşuğum bir daha o manav şey, marullar kaç lira? Dedi ki, 1.000 lira, 1.000 lira işte. Ha arkadaki yandaki yalisi yani paspal dedi ki 1.5 lira. E o arkadaki kıvırcıklar kaç lira dedi. Gelin hiç konuşmuyor ne münasebet saygısızlık olur kaynına orada. Demin ne dedim? Kaynının gelmesi beklemem. Neyse dedi bana manavcı ki ne oldu şu an çişim geldi yatır abone ol. Gel abone ol. Dedi ki ya biz misiniz konserdeyiz bir dinleti yapıyoruz. Abi. Ha arkadaki kıvırcıklar kaç lira? Dedi, bana dedi ki 2 lira. Kocakar dedi ki, niye sen mi kıvırdın onları? Manav şok oldu değil mi? Valla şok oldu adam. Demiş geline ki, yürü kız bir daha işçilik parası isteyip o diye. Çok güzel ya. Ya bunları derleyin ya. Niye bunları yazmıyorsunuz? 8 Mart Kadınlar Günü. Zorlu Otel'deyim. Çok da severim oradaki personel kardeşlerim. Çok da güzel iltifatlarda, teveccühde bulunuyorlar. Hepsi benim kardeşim. O kadar rahatım evimde gibi valla. Hepsine sevgilerimi göndereyim. Şimdi orada Zorlu Otel'de yatıyorum nur içinde. Şey, ubuz uyuyla. Nur içinde olmadı, ölmüş olsun.
röportaj yapıyorlar. Kadının eli niye öpülür? Konu bu. Seni biliyor ki. Elbet. Kadın eli anadır. Kadın anadır. 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 Uşak. Ulan. Uşak doğurmuş. Ulan. Öteki diyor ki ama bu asilliktir. Nezakettir. Tabii ki kadının eli öpülür. Peki tabii. O ara Çağlayan'dan, Esiroğlu'na benim arkadaşımdan Muzaffer çıktı tesadüf röportaja. Zaten okulda da öyle öküzdü o. Edda böyle, eli öpülür. E bir yerden başlamak lazım. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya tiyatro. Ve bunları yazın. Bir daha söylemem ha. Hüseyin abi diyor ki oğlum diyor devlet tiyatrosunda bizim o da Trabzon'dur. Oğlum diyor çok komik ya. Jetoncu var Taksim Meydanı'na gittik gittik emince ya da ya da jeton işte bilmem ne kadar. Jeton var mı var. Küçük jeton var mı var. Ne kadar? Ha bu kadar. Başka bir yerde olmaz. Gittik Körfez restoranda Akçabat'ta yedik. İstanbul'daki misafirlere dedik oğlum bu nasıl börek nasıl böyle diyorsun. İçinde peynir var. Hem börek hem tatlı içinde peynir. Bu böyle bir şey olmaz. Ne de yapıyorsun? O ara karşımda Sidney Masal dedi ki oğlum bu börek neden yani oluyor dedi ki e niye yaptın millet çok seviyor onu. Çok aç. Ertuğrul abi neşe anlatıyor bizim başka belediye başkanı. Misafirlerim geldi çıktık Boztepe'ye. Kadıncağız demiş ki ay ne kadar güzel bir yer kim bilir güneşli ne de güzel batar burada. Dedi ben de baktım güneşi bulamadım dedi. Semaverle çay getiren aşağı dedim ki oğlum güneş nereden batar? Bak dedi ki, vallahi pek belli olmaydı. Bazen oradan, bazen hap oradan, bazen hap yandan. Ya böyle bir yalan var mı abi? Böyle bir yalan var mı abi? Belli olmaydı. Neyse. Mizah bölümümüz bitti.